3, 2, 1. Merhaba, ben Barış Soydan. Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki artıştır. Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır. Biz bunu zaten biliyoruzdur. Markette enflasyonu zaten hissediyoruzdur. Ama o hissettiğimiz enflasyonun tam olarak nasıl bir ölçüde gerçekleştiğini Türkiye İstatistik Kurumu ölçer. Türkiye İstatistik Kurumu'nun uzmanları yaklaşık 400'den fazla ürünün fiyatlarını izler. Bu ürünler arasında ortalama bir vatandaşın temel ihtiyaç maddeleri yer alır. Yani ekmek, şeker, et, dana, kuşbaşı, kıyma, kadın ayakkabısının tamir fiyatı bile enflasyon sepetinde yer alır. Bunun gibi yaklaşık 400'den fazla ürün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından izlenir. Fiyatlarındaki artış önceki aylarda yaşanan fiyat artışlarıyla kıyaslanarak enflasyon, tüketici enflasyonu açıklanır her ayın 3'ünde. Üretici enflasyon da aynı şekilde her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanır. Enflasyon sebeplerine göre de kendi içinde ayrılır. Maliyet enflasyonu ve talep enflasyonu vardır temel olarak. Talep enflasyonu nedir? Eğer bir ülkede ürünlere yönelik talep çok fazlaysa, yani biz markete gittiğimizde çok fazla ürün satın alıyorsak, bir ülkedeki tüketim çok fazla artmışsa, bunun çeşitli sebepleri olabilir. Gelirlerde artış yaşanmış olabilir veya nüfusta beklenmedik bir artış, göçe bağlı olarak artış gerçekleşmiş olabilir. Ama her nasılsa eğer talebimizde, yani bizim markete gidip satın aldığımız ürünlerin sayısında beklenmedik bir artış veya hızlı bir artış yaşandıysa fiyatlar artar. Çünkü bir ürünün talebi artarsa fiyatı artar. Enflasyon, talebe bağlı enflasyon da işte böyle olur. Bunun yanında, yani talebe bağlı enflasyonun yanında bir de maliyet bazlı enflasyon var. Maliyet bazlı enflasyon ne? Adı üzerinde bir ürünün üretiminde kullanılan girdilerin fiyatında yaşanan artışa bağlı olarak o ürünün fiyatında yaşanan artış maliyet enflasyonudur. Örneğin domates, hepimizin mutfağında tüketilen bir ürün. Domates Antalya'dan ya da Akdeniz'in diğer illerinden İstanbul'a veya büyük şehirlere kamyonla geliyor. Kamyon mazot kullanılıyor. Mazotun fiyatında yaşanan bir artış kaçınılmaz bir şekilde. Talep çok fazla artmamış olsa dahi domatesin fiyatını arttırır. Çünkü domates üreticileri mazotun fiyatındaki, yani İstanbul'a veya Ankara'ya veya İzmir'e yaptıkları nakliyenin maliyetindeki artışı, yani mazotun fiyatındaki artışı ister istemez fiyata yansıtacaklardır. Mazotun fiyatı arttığında domatesin fiyatı da artar. Buna maliyet bazlı enflasyon diyoruz. Burada maliyetteki artış çoğu zaman dünyadaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşir. Mazot dedik. Mazot örneğinden gidelim. Mazotun fiyatı, yani petrol değil mi mazot? Petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenir. Uluslararası piyasalarda petrolün fiyatı küresel talepte yaşanan değişimlere bağlı olarak değişir. Orada Türkiye'deki talep küresel talep içinde çok çok küçük bir parçadır. Petrolün fiyatını asıl Çin, Amerika, Avrupa gibi büyük tüketicilerin talebinde yaşanan değişimler belirler. Petrol sadece mazot olarak maliyet etkisi yaratmaz. Aynı zamanda örneğin petrokimya ürünü olarak plastiğin de temel ham maddesi petroldür. Petrokimya ürünleridir. Petrol fiyatlarında yaşanan bir artış bir müddet sonra petrokimya ürününde artış olarak plastiğe yansır ve plastik ürünlerinin fiyatı artar. İşte bu maliyet bazlı enflasyondur. Ama bir de tabii şu var, para basmaya bağlı olarak yaşanan enflasyon vardır. Eğer bir devlet borçlarını ödemek için cin fikirlilik yapıp, uyanıklık yapıp darphanede para basma yoluna giderse, borçlarını para basarak ödemeye kalkarsa, para bollaşır. Para bollaşınca da enflasyon patlar. Öncelikle psikolojik bir etki var. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye getirdiği sıcak paranın tutarını etkiliyor. Türkiye'ye ilişkin dünyadaki algı bozuldukça uluslararası yatırımcıların endişesi artıyor. Endişe arttıkça Türkiye'ye giren para azalıyor. Böyle bir ilişki var. Ama tabii bu arada Amerika'nın koyduğu yaptırımlar sonrasında bu ülke yönetiminin etkisi altında olduğu söylenen, ama buna dair henüz bir somut kanıt olmasa da böyle bir ilişkiye dair genel bir yaygın bir kanaatin bulunduğu kredi derecelendirme kuruluşları, yani Standard & Poor's and Moody's, Türkiye'nin kredi notlarını kırdılar. Kredi notları önemli.
sadece kağıt üzerinde kalan notlar değil bunlar. O notlara Türkiye'ye sıcak para getiren yabancı yatırımcı bakıyor. Yani bizim için vermiyor o notu Standard & Poor's veya Moody's. Türkiye'ye para getiren yabancı yatırımcı için veriyor. Kredi notunu düşürünce sözleşmeleri gereği belli bir kredi notunun altındaki ülkeye yatırım yapamayan fonlar Türkiye'den çıkmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin kredi notu kırıldı. Bu yatırımcı, yabancı yatırımcıyı olumsuz etkiledi. Oysa Türkiye'nin kısa vadeli sermaye akımlarına ihtiyacı var. Muhtacız. Neden? Cari açığımızdan dolayı. Cari açığımız yıllık işte 50 milyar dolar seviyesinde. Bunun önemli bir bölümünü kısa vadeli sermaye akımlarıyla finanse ediyoruz. Çünkü Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım azaldı. Doğrudan yabancı yatırımların azalmasının da elbette arkasında siyasi sebepler var. Ama neticede cari açık için, cari açığın finansmanı için kısa vadeli sermayeye ihtiyacımız var. Onlar da Türkiye'ye gelip gelmeyeceklerine, Türkiye'nin dünyadaki algısına ve bu arada kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara bakarak karar veriyorlar. Böyle bir açmaz aslında bu Türkiye'nin şu anda yaşadığı.